Evet ee, aslında iki ana e, yönden ele alabileceğimiz bir film var değil mi? Birincisi e, bir e, baba oğul ilişkisi, e, onun e, psikolojik yaklaşımını alabiliriz. Bir yandan da e, oldukça ilginç bir e, sosyolojik gözlem filmi aynı zamanda bir e, işsizliğe dair, evsizliğe dair. Ben baba oğuldan girmek istiyorum. Hı hı. Şimdi babalar aslında örnek modellerdir. Yani özellikle erkek çocuklar için hayatlarında, geleceklerinde örnek alacakları insanlar olarak öne çıkarlar. Yani çocuklukta da çok önemli bir rol model olarak öne çıkarlar. Eğer o baba örnek olan olamayacaksa hakikaten senin hayatında sorunlara gebedir aynı zamanda her anlamda ve burada da bahsediliyor çok erken yaşta terk edip giden baba var. Hı hı. Babanın kendisi yok. Ama izi var. Yani baba uzakta belki ama annenin üzerindeki etkisi devam etmiş. Şimdi filmin ortasındaki o sahnede anlıyoruz ki Annesi yazar olma demiş ona. Yazar olmayacaksın demiş. Ve bu babasının başarısızlık hikayesi onların hayatında hep yer etmiş, hep devam etmiş o başarısızlık hikayesi. Şimdi baba yok ortada. Babanın otoritesi yok ortada. Ama babanın başarısızlığı, babanın verdiği acı, babanın anneye verdiği acı, babanın sana verdiği acı var. <laughs> Ve diyorlar ki sana yazar olma. Annen diyor ki senin için çok önemli. Hem annesi hem babası olmuş onun. Diyor ki yazar olmayacaksın diyor. Ve onun da, yani filmin daha sonra işte görüyoruz, yazmak istiyor. <laughs> yani bütün meselesi de o. Ve baba ile olan karşılaşmasında daha ileriki bölümlerde babası diyor ki sen benim bensin yani. Biz birbirimize çok benziyoruz. Seni ben yaptım diyor. Neredeyse hani o tanrı gibi. Yani <laughs> baba tanrı, erkek tanrı. Evet. Seni ben yarattım demektir. <laughs> Babanın teşhisini koyalım. Baba megaloman. <laughs> <laughs> ya aslında yani sıradan evet. bir başarısızlık değil yani o bir megaloman. Yani filmin e, açılışını hatırlayalım değil mi? Bir adam yürüyor onu anlatıcı olduğunu zannediyoruz. Orada hoş bir numara yapıyor bize aslında. Sonra oğlunun anlattığını anlayacağız. Babasının hikayesini. Ne diyor? Eee Amerikan <laughs> <laughs> ha? Amerikan edebiyatında sadece üç klasik yazar vardır diyor J.D. Salinger, Mark Twain bir de ben diyor <laughs> Gerçekten başka yazar yoktur Yani gülüyorsun kim olsa güler buna yani e, Ama böyle bir megaloman yani Bu arada da Sözde e, yazdığını iddia ettiği kitaptan Her söz ettiğinde tam bir klasik diyor Çok iyi gidiyor tam bir klasik yani bir klasik olduğunun teşhisini koymak bile zaten megalomaninin dik alası. Yani eserin basılması, kabullenilmesi, üzerinden de epey bir zaman geçmesi gerekir. Bir klasik olup olmayacağını anlamak için tam bir klasik... <laughs> Evet, yani İnanılmaz ben, bir megalomani. Şöyle düşünüyorum, yani biz bu karakteri, Jonathan filmin karakterini burada konuşmaya başlasak bir saat konuşuruz. <laughs> Çünkü hayal edilmemiş gerçek bir karakter. Evet. Ve çok karmaşık bir karakter. Çok. Ya benim hakikaten son yıllarda gördüğüm en karmaşık 50 karakterden biri sinemada. Sinemada Hı -hı. çok karmaşık karakterler var hakikaten filmlerde de karmaşık karakterler olur zaten ama bu gerçekten çok karmaşık. Şimdi megalomani de var. Ee, çok tuhaf bir şekilde mesela beni anlamadılar demiyor. Hı -hı. Beni Yapacağım ben diyor. Tabii tabii. Yani çalışma içindeyim, yapacağım. Çok iyi bir şey geliyor diyor. İnsanları çok fazla suçlamıyor. Hatta o yayın evinden gelen bir mektup var ya. Evet. O mektubu cebinde saklaması, yani beni anladılar. Sadece çok var. benim dozajım çok ağır onların Tabii tabii. Ben için. onlara fazla geldim diyor. Yani ben onlara fazla Yine geldim Gene Yine megalomani diyor. tabii. Ve hep yazacağım. <laughs> Megaloman hiç inkar et Müthiş yani. Evet. Aynı zamanda müthiş bir ben merkezcilik var. Müthiş bir kibir var. Bütün evet. bunların hepsiyle birlikte Irkçılık var. Ayrımcılık of, of, var. Of <laughs> e, Ve bütün olumsuz özellikler de var. Ama bunlara karşı olumlu özellikler de var. Mesela gurur. Çok gururlu. E, gururlu, O gururu hmm. ayakta tutuyor onu. Çünkü Doğru. oradan kovulduğu zaman o evsizler yurdundan e, gidip tekrar sıfırdan bedeniyle çalışarak... Hı hı. ...tekrar kendisi para kazanıp o evini kazanıyor, o evi alıyor. Hı hı. O çok önemli bir şey. O gurur onu kurtaran bir şey de var ve... E, baba oğul ilişkisine tekrar dönersek aslında ne bekleriz biz bütün filmlerde baba oğul hikayesini anlatan bütün hayali kurmaca filmlerde. Bir noktada artık babanın gerçekten oğulla doğru bir şeyler önermesini bekleriz. Ama bu filmde pek olmuyor açık söylemek gerekirse o. Şimdi gerçek şu ki bu babanın e, yani o teşhis koymayı psikiyatrlara bırakalım. Sınırda oldu kesin evet, ama. Evet. Yani haddimi aşmadan söyleyeyim megalomani görünen e, kısmı görünmeyen kısmında belli ki başka rahatsızlıkları var. Mesela gerçekten kimseyi sevip e, sevemediğini e, kuşkuluyum ben. Sevmiyor oğlunu da sevmiyor. Oğlunu yıllar sonra bir şekilde takip ediyormuş belli ki. Kamyoneti var diye çağırıyor. Diyeceksin ki bu belki bilinçaltından bir yardım çağrısı. Belki sadece yararcılık. Her nedirse. Yani eninde sonunda bu adam aslında ne karısını ne oğlunu sevebilmiş bir insan değil yani. O gerçek anlamda bir sevgi yok. Mesela her daim eşinden de böyle saygıyla söz eder gibi ama o saygı da sahte. Sürekli güzelliğinden dem vuruyor güzeldi diyor ve bana aşıktı diyor. Ya zaten kendisini e, megalomanisinin bir kısmında kadınlar üzerinde de nedense böyle bir iz bıraktığını hayal ediyor. <laughs> evet. e, yani sürekli kendi kendine yalan söylüyor. Bunun da herhalde bir e, teşhisi vardır yani bu kadar çok özelliğin bir araya gelmesi. Yalanlarının farkında değil. Ya o yalanlarına kendisi inanarak söylüyor muhtemelen. Zaten e, en büyük e, tahrip edici güç de o. Kendi yalanlarına inandığı için kendi mahfını da hazırlıyor. Evet oğluna sürekli mektup yazıyor. Hı hı. Oğluna olan sevgisini mektuplarla ifade etmeye çalışıyor. Ama tabii ki hiçbir işe yaramayan aslında daha da asap bozucu bir süreç oğlu için. Hı hı. Çünkü bir baba var. Baba gelip onunla fiziksel olarak hiçbir temas kurmuyor. Sürekli mektup gönderiyor. Hı hı. Ve bunun aslında oğlu için ne kadar yıpratıcı bir süreç olduğunu hiçbir zaman hesap edemiyor. Ee, ya hep bir şey meselesi var. Yani ben çok büyük bir yazar olacağım. Hı -hı. E, ve hayata da bu gözle bakıyorum bir yazar olarak yaşıyorum dünyaya da bu amaçla gönderildim der gibi bir mesele var sanki ilahi bir güç tarafından sadece yazması için gönderilmiş Hı -hı. böyle düşünüyorum şimdi ikisi arasındaki farkı gösteren de bir sahne var Şimdi baba oğlu ilişkisinde babaya konuştuk biraz oğula da gelmemiz gerekiyor İkisi arasındaki fark özellikle şu sahnede çok ortaya çıkıyor e, filmin ilk başında e, kız arkadaşıyla birlikte otururken aynaya baktığı bir sahne var Paul Denon, yani Nick Fil'in ve orada bir şekilde aynaya kafa atıyor. Hmm. Çünkü orada kendi kendine zarar verme ve öz yıkım süreci başlamış durumda onda. Şimdi babaya dönelim. Baba yine o evsizler yurdundaki bir evde bir, yani orada bir ayna görüyor. Ev yanlış oldu. Bir aynayı görüyor. Hı hı. Aynaya bakıyor. Aynada deforme görüntüsünü gördükten sonra çok kızıyor ve ilk karşılaştığı insana saldırıyor. "Beni bu hale siz getirdiniz." diyerek. Hı hı. Baba da öz yıkım yok, saldırganlık var tamamen agresif bir karakter oluşmuş. Dönük. Evet, evet dışa dönük, kendisini hiç suçlamıyor. Sürekli başkalarını suçluyor. Ama oğula baktığımız zaman, Nikfine'a baktığımız zaman tam tersine onda öz, öz yıkım sürecine dönüşüyor bu mesele. İkisi Doğru. arasındaki fark bu. Zaten çözmesi gereken Nikfine'ın o öz yıkım sürecini yıkması, tekrar normal bir insan haline dönmesi. Evet. E, ayna meselesini e, güzel söyledin. Zaten e, psikanalizde de ayna insanın kendini ilk kez gördüğü, tanıdığı, daha çocukluk evresinde e, bir başkası olduğunu e, farkına, e, başkası olmadığını aynadakinin kendisi olduğunu ilk öğrenme sürecine e, tekabül ediyor doğal olarak. E, bu tür e, Freudian göndermeler e, filmin tamamında var zaten. Kız arkadaşından ayrılırken Nikin kafa atmasının nedeni de aslında kız arkadaşının ona e, tabii e, söylediği bir şey biliyorsun. Yani onu o da onun e, sevmekten, bağlanmaktan, bir sorumluluk almaktan aciz olduğunu ima ediyor. O zaman kendisinde babasını görüyor neredeyse ve babası gibi olmak istememekten dolayı onun e, kendine e, yıkımı. Bir de tabii e, annesinin ölümüne yol açmış olabileceği e, vicdan azabıyla yaşıyor. Evet. yazmaya başladığı o e, öyküyü de ergenlik çağında henüz tamamlamamış. Ama annesinin o öyküdeki gibi e, kendisini e, harap eden, kendi kendini mahveden bir kadın olarak gördüğünü sanmasını e, ölümüne bir sebep olduğunu düşünüyor. Evet. Orada benim filmde en çok sevdiğim sahnelerden bir tanesi. E, film düz bir hikaye anlatıyor gibi görünüyor ama hep geçmişle gelecek arasında gidip geliyor. Özellikle evet. yapıyor bunu. Ve Annesinin intiharı meselesini annesi ölmüş. intiharı meselesini sonraya saklıyor aslında. Biraz hı hı. ileri bırakıyor. Orada çok güzel, hakikaten çok güzel anlatmış. Şimdi bir noktadan sonra öyle bir e, yurtta evsizler yurdunda bir oylama sahnesi var. ya Babası gidecek ya da kalacak. Çünkü çok büyük problemler. Yaratmış ya gidecek ya kalacak. Oylama sahnesi. Geçmişte de, uzak geçmişte de annesiyle, annesinin intiharı ile ilgili mesele var. Şimdi bu iki mesele Nick köşeye sıkıştırıyor. Hı hı. Babası Babasından kaçamıyor. Babası tekrar hayatın içerisinde. Ya babası gibi olacak ya babasından başka birisi olacak. Bir taraftan annesinin intiharı ve gece kulübü sahnesi şimdi var. Yani orada üç tane zaman var aslında. Yakın geçmiş babanın hı hı. meselesi, uzak geçmiş annenin meselesi ve sen gece kulübünde tek başınasın gelecek. Ne yapacaksın şimdiki zaman? Ve o ne yazık ki orada kaybediyor. Hı. Kaybediyor ve... Hakikaten gece kulübünde ondan sonra yaptığımız yani kendisinden kaçmayı ve öz yıkım sürecini devam ediyor uyuşturucu alışkanlığını sürdürüyor o sırada zaten kız arkadaşı geliyor deniz geliyor ve zaten o da terk ediyor onu o tam bir dönüm noktası hı hı. bittiği nokta yani baba bir şekilde agresif olduğu için oradan atılıyor o da kendi ...öz yıkım sürecini başlatıyor. Uyuşturucuya tekrar başlayarak daha doğrusu devam ederek. Evet. Ondan sonra ama işte filmin bir dönüm noktası var. Hı hı. E, o o sahneyi ben çok sevdim. Ondan sonra baba kendini toparlamak için bir şeyler yapmaya başlıyor. O da kız arkadaşının özellikle ayrılmasından sonra... ...zaten hani o evsizler yoluna geldiğinden beri olan mesele... ...yani ya dibi göreceksin ve dibi boylayacaksın ya da çıkacaksın. Hı hı. Ama o bir şekilde kurtarıyor ve Nick Finney'in oluyor zaten. Evet. Aslında e, babanın hani... Bir dereceye kadar alkolik olduğunu kabul ederim. Yani sonuçta o vodka olmadan yaşayamıyor. Yani her gün neredeyse bir şişe tüketiyormuş gibi görüyoruz. Ama hala daha bir bilinci yerinde bir alkolik öyle diyelim. Mesela Nick ondan bir adım yukarıya gidiyor. O uyuşturucu kullanıyor. Yine Nick sonra bir adım öteye geçiyor başarısında. Babanın yapamadığı şeyi yapıyor. Kitabını yazıyor ve bastırıyor ve beğeniliyor o kitap. Tam bir klasik olmamakla birlikte yani bir şair olarak e, kimliğini ortaya çıkarıyor. Yani aslında hep babayı aşma meselesi de var sanki. Hani onun kendini mahvetme eğiliminde bir üst e, şey modele geçiyor. Evet. Yani yine başarısında da bir üstüne çıkıyor. Evet ben bir de babayla olan duygusal sahneleri de bakmaya çalıştım. Çünkü olacak yani baba oğul filmlerinde mutlaka çok duygusal sahneler vardır. Evet. Aslında en duygusal sahne o karlar arasında bulduğu bir kalem var. Hı. O kalemi veriyor ona. <laughs> Şimdi fakat o kalemi verirken orada dayak yiyor. Çok kötü bir dayak yiyor. Yani Hı. o kalemi saklamış ama onlara vermemiş. O kendisini gelip dövüp bir şeylerini alan insanlardan da evet. onlara kalemi vermemiş. Kalemi veriyor. Kalemi alıyor. Bir şeyler yazmak istiyor fakat kalemden kan damlıyor. Babasının kan kanı onlar. O kanı atmaya çalışıyor. Ondan sonra İlk yazdığı da aslında annesinin gelip ona yazar olma demesi. Sakın yazar olma demesi. Hı hı. Orası tam bir kargaşa. Yani bir insanın annesi, babası annesi yazar olma diyor. Babası yazar olmak için hayatını mahvetmiş ve sen yazar olmak istiyorsun. <laughs> o sahne yani o paralel kurguyla anlatmış. Orası çok hoşuma gitti. Hı hı. Onun bütün çıkışsızlığını gösteriyor ama çıkışsızlıkla bir anlamda çıkış oluyor. Yazarak kurtarıyor hayatını. Doğru. Ee, aslında, e aslında duyguları da iyi dengelemiş film. Bunu kabul edelim. Yani e, böyle bir filmde yeterince mizah var. Yani e, çok fazla üstümüze e, gelmiyor bu film. Yani nerede bizi istismar edecek düzeye kadar getirmiyor. Yani insanın göz dökeceği, çok fazla etkileneceği bir şey yok. Tam tersine mesafemizi koruyup bu e, baba oğul ilişkisinin aslında ne kadar marazi olduğunu irdeleyebiliyoruz, mesafeli kalıp anlayabiliyoruz meseleyi. Yani daha bir e, nesnel yaklaşmamızı bence sağlayabilmiş. Bu noktada ben filmi çok takdir ettim. E, mizah dersen o da çok baskın değil. Hani bazen çok gereksiz gaglar olabilirdi böyle bir filmde araya, e, bizi sözde rahatlatmak için serpiştirebilirlerdi. Onu da yapmamışlar. Hikayenin gelişinden ortaya çıkan e, duruma dair e, komik anlar var. Evet, bir sahne daha var, onu da çok sevdim. Beyzbol sahnesi. Şimdi baseball, yani Amerikan kültüründe baba ile oğul arasındaki ilişkiyi simgeleyen sporlardan bir tanesi. Yani Hı. baba ona top atar, o yakalar veya başkasını yaparlar ama beyzbol oynarlar sonuç olarak. Şimdi orada beyzbol oynarken annesinin erkek arkadaşlarıyla oynuyor. Evet. Açık karşı açık tekniğiyle çekmiş onu. <laughs> bir açıda o top atıyor, işte top tutuyor ve 7 tane erkek, aşağı yukarı 7 tane evet. erkek en sonunda babası var hayali bir karakter olarak. Topu atıyor ama babası yok. Çok Doğru. güzel bir sahne o. Evet. Top karşı kaldırıma geçiyor. Annesi alıyor topu. Orada çok güzel anlatıyor. <laughs> annesi hem baba olacak ona hem anne olacak ama tabii zor öyle bir şey olması mümkün değil. Ve arkadaş olacak. Evet ve arkadaş olacak. O sahnede az önce bahsettiğim o paralel kurgu sahnesinde bir de daha e, annesine yaptığı hata yani annesine yaptığı sorumsuzluk. İşte sadece yazma meselesi değil. Mesela çok dağınık bir insan evi toplamıyor annesini hep yalnız bırakıyor. Hmm. Şımarık bir çocuk olmayı tercih ediyor. Annesi iki işte birden çalışıyor. Onu okutmak için, onu yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. O suçluluk duygusu da var. Anneye karşı olan suçluluk duygusu da o öz yıkım sürecindeki önemli meselelerden bir tanesi. Evet. Şimdi babanın, baba yine de bak bence önemli bir şey yapıyor. Bir pes etmeyeceksin diyor. Hı hı. <laughs> o çok önemli anahtar. Ben hiçbir şekilde pes etmedim. Sen de pes etmedin diyor. Sonra çok kritik bir aşamada hiç kimse okuduğu bir yazı için intihar etmez diyor. Annen için kendini suçlama diyor. Hı hı, doğru. <laughs> yani orada bir şekilde yine de oğluna faydası dokunuyor. Ama zaten bu tür e, hikayelerin tamamının ana fikri bu değil mi? Hep babayı aklamak. Bir şekilde babayla barışmayı sağlamak. Babaların aslında... Herkesi sevdiğini, aslında belirli bir bilgeliği olduğunu, bütün kusurlarına rağmen aslında iyi insanlar olduğunu söylemek. Bu benim çok hoşlandığım bir durum değildir. Yani sürekli marazi babaları aklayarak yol alan bir hikaye anlatma acaba? var. Hep aklıyorlar. Ya yani en aklıyor azından mi? onlara e, bence aklıyor. Sempatiyle yaklaşıyoruz, sevgiyle yaklaşıyoruz, anlıyoruz. Ne yapsın elinde değil diyoruz ve sonuçta bir çıkışa götürdüğünü düşünüyoruz. Evet, ama bence yine de çok akladığını düşünmüyorum. Ya ben Çünkü düşünüyorum babayı, ya. Çünkü babayı aşarak gelebiliyor. Evet. Çünkü o son sahnede yani artık şunu görüyoruz yani babadan hiçbir umut yok yani. Baba yine saçma ama sapan babanın... konuşmaya başlıyor ve tek gelişme şu artık o ona katlanıyor. Babasının bab... saçma sapan konuşmalarına katlanıyor. Ama bence baba nik'i yapan, eninde sonunda yazma tutkusunu ona aşılayan, kalemini bile veren, annesine karşı duyduğu vicdan azabından azade eden. Hmm. Yani baba e, yol açtığı hasar kadar nikide inşa eden insan aslında. Ben farklı düşünüyorum. Ben hmm. de tam tersi babayı aşarak geldiğini düşünüyorum. Babanın zorluklarını, babanın engellerini aşarak. Seninkisi yine biraz feminist yorum oluyor bence. E, olabilir tabii yani. <laughs> Bence feminist öyle, dediğin kadın bakış açısıysa <laughs> evet ama bir feminist kuramla ilişkili bir şey söylemiyor. Yok evet kadın bakış açısı belki. <laughs> evet. Doğru söylüyorsun. Çünkü ben de açtığını düşündüm Medensep. Ya baba onun önünde bir engel gibi çünkü yani. Ha, engel olarak. gibi olduğunu değil. Babayı açtığını şöyle düşünüyorum. Babadan ileri gittiğini düşünüyorum. Ya, babadan ileri. Gitti. Ama Nick'in de sonuçta babadan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Bak bir de bütün film boyunca ben şunu düşündüm. Ya bu adam gerçekten bir dahi olabilir. Hı -hı. Yani Jonathan film bir dahi olabilir. Basmıyorlardır. Ya yani vardır öyle. Zamanın ötesinde bir yazar. <laughs> Ve sonuna kadar merak ediyorum. Gerçekten dahi bir yazar mı yoksa saçma sapan şeyler mi yazıyor? Onu sonunda çok güzel anlatmış. Çünkü e, gerçekten Nick Flynn'in iyi bir edebiyatçı olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Ve diyor ki orası çok önemliydi benim şu filmde. Hı -hı. İlk 30 sayfası gerçekten çok ilginç ama ondan sonra tipik Babamın muhabbetlerine benzemeye başlıyor. Kopuk kopuk ve saçma sapan şeyler başlıyor. Evet, evet. Onun içinde ırk ayrımcılığı var, saçmalık var, her şey var, düşmanlık var. Evet. Yani babam gibi oldu diyorsa o zaman anlıyorsun ki aslında yeteneği de yok. Yani bana sorarsan megaloman ve ayrımcı bir insandan bir dahi çıkmaz. Ama yeteneksizliğine... <laughs> bir dahi de için fazla büyük kusurlar. Biraz megalomani iyi olabilir <laughs> deha için ama ayrımcılık bence olacak bir şey değil. Hani o kadar zeki ve yaratıcı edebiyata yatkın bir insanın bu kadar ayrımcı olması, bu kadar kaba saba ayrımcı olması yani bence beklenemez. Bir de kullandığı dil de öyle bir dil değil. Yani baba gerçekten çok küfürlü konuşuyor, kendini güzel ifade etmiyor. Yani hı. sürekli öfke ve nefret dolu ifadeleri var evet. ve aşağılayıcı ifadeleri var. Yani bu yani bir öyle bir insanından bence... ben hiçbir şey beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> aynı Nick gibi kitabın olup olmadığını merak ediyordum. <laughs> evet, aynı aynı şekilde düşünüyoruz. Fakat farklı bir yere varıyoruz. Ben diyorum evet. ki o kadar kötü bir karakteri aşarak oraya geliyor. Hı hı. Çünkü annesinin vicdan azabıyla birlikte birleştiği için o. Hakikaten onu oradan böyle zar zor bir çıkış buluyor kendine. O baba öyle bir babayla yaşamak, öyle bir babanın olması hakikaten hiç kolay bir şey değil. değil. Yani film onun altını çiziyor. Çok. Yani Nick Finn için tam bir mücadele oradan kurtulmak. Yalnız babanın bence film boyunca söylediği müthiş bir laf var. Onu gerçekten Canatın film mi söyledi bilmiyorum. Hı. Ama hakikaten müthiş bir laf o. En güzel hikayeler kendimiz kendini anlattıklarındır. Hı. En güzel hikayeler kendini anlattıklarında, bu annesiyle olan meselede yazmadım ama işte kendini anlattıysan diyor. Orada şunu yani şunun başka türlü bir şekilde söyle. Hikayeler kalpten gelmeli, hı hı. çok gerçek deneyimlerden gelmeli. Bunu hakikaten çok güzel anlatıyor En güzel hikayeler kendini anlattıklarında öyle Bütün ki... film boyunca söylediği en anlamlı laflardan bir tanesiydi evet. bence. Bence ona Nick Flynn yazmıştı. <laughs> Olabilir, olabilir. Evet, zaten birebir aktarmadığını o da söylüyor. Yani tabii ki bir yazar olarak kendi takdirini de koymuş bu öyküye. Ona bakarsan baba, yani bu dünyaya birbirimize yardım etmek için geldik de diyor. Ama herkesin kendine yardım etmesini istiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok yani, Sonuçta onu söylemediğini de düşünüyorum ben. <laughs> Aslında filmin biraz o tarafına da el atmamız gerekmez mi sence? Yani bu e, evsizlikler barınağında geçen bir film. Yani filmin içinde geçtiği sosyal çevrenin de bence önemi var. Yani hem Jonathan hem Nick sonuçta o sosyal çevrenin ürünü. E, annesi de o sosyal çevrenin ürünü. Yani bunlar kıt kanaat geçinen insanlar. Öyle değil mi? Evet. Yani çok zorlu bir metropolde yaşıyorlar. Çok zor geçiniyorlar. İşsizlik, evsizlik büyük bir mesele. Orada filmde yine çok ilginç bir söz var. Canatına atfedilmiş ama gitgide daha fazla iş sahibi evsiz görüyorum diyor. Tırmanan bir sorundan bahsediyor. Yani insanlar bir iş sahibi olsalar bile bir evde düzgün bir hayat sürmenin maliyetini karşılayamayacak hale gelmişler ve kendilerine çeşitli zorluklarla kontrol edemez hale geliyorlar. İçki içiyorlar. Hı. Akıllarını kaybediyorlar bir derecede yani kendi hayatlarını sürdüremeyecek hale geliyorlar. Ciddi depresyonlara giriyorlar. Tedavi göremiyorlar. Evet. Şiddet görüyorlar. Başa çıkamıyorlar stresle. Sokakta yaşamak da ayrı bir sorun. Bu yardım meselesi de ayrı bir sorun. Belirli standartlar konmak zorunda. Mesela canatının Ev, evsiz barınağından atılma meselesi odun gibi sürekli olay çıkartan, düzeni bozan insanları tutmalarına imkan yok. E, çünkü dağılır gider o sistem. Yani sistem de tam işlemiyor. İnsanların insafına kalmış. Çok böyle iyi denetimli, iyi yönetilmiş bir sistem yok ortada. Neredeyse kişisel olarak hı hı. insanların kendi inisiyatiflerine bırakılmış bir sistem görüyoruz. Bunun, bunda da sağlam bir eleştiri olduğunu düşünüyorum ben. Evet canım, onları gayet güzel anlattın. Bence de öyle. Orada kız arkadaşı dönüşse ona diyor ki yani ben diyor böyle bir yerde çalışıyorum evsizler yurdunda. Sen de gel burada çalış diyor. Hı hı. O öneri çok anlamlı bir öneri aslında. Çünkü o Hakikaten onu görüyor. Hayata tutunamadığını, hı hı. hayata tutunmak istemediğini görüyor. Fakat orada gittiği zaman da işte gerçeği görüyor. Yani hayatın bütün gerçeklerini görüyor. Hı hı. O çok genç ve henüz hayatının başında ve bir karar alması gerekiyor. Ya kendini mahvedecek, bütün hayatını mahvedecek. Zaten ilk konuşmada kaptanla yaptığı iş görüşmesine diyor ya kendinden nefret etmediğim bir iş diyor. Hı hı. Kaptan da niye kendinden nefret ediyorsun ki diyor. Yani Orada çok güzel yüzleştiriyor evet. meseleyi kendisine. Çok genç yaşta kendinden nefret et etmekten bahsediyor. E orada onları görünce yani dibi görüyor, dibi hı hı, gerçekten hı. dibi görüyor. Hı hı. Ya onlar gibi olacak, ya onlar gibi olacak ya da oradan çıkacak. Yani dönüş için dönüş kız arkadaşının. Onu orada çalışmaya sevk etmesi, önermesi bence çok önemli. Hı hı. Onun da hayatının kurtulduğu yer haline gelebiliyoruz. Aslında ilk başlangıçta çok güzel, çok uyumlu gidiyor ve yavaş yavaş da orada iyi bir çalışan haline geliyor. Fakat babasının gelmesi oraya, gerçek hayatta da bu böyle. Gerçekten evet, babasıyla orada karşılaşıyor. Babasıyla orada karşılaşıyor. Orası onun için daha da büyük bir sınava dönüşüyor artık babasıyla orada yüzleşmesi uh -huh. ve müthiş bir hikaye. Hani ne kadar hayal gücü deriz ama gerçekten yaşanmış böyle bir hikaye. Tabii tabi. Ya mesela bazı e, kararlar da çok zor kararlar. Babayı sırf babası olduğu için bütün o yaşadıklarına rağmen yanına alamıyor örneğin. Yani evet. ev arkadaşlarıyla konuşup babaya da bir e, çatı altı sunamıyor. Nasıl sunsun biliyor başına gelecekleri. Orada e, ciddi bir ikilemde kalıyor. Çalışan herkes de o ikilemin farkında. Aslında deniz orada çok önemli bir denge unsuru. Hem Nick'in e, çaresizliğin tam olarak ne olduğunu görmesini sağlıyor, böyle bir işte çalışmasını aracı olarak. Hem de babasının geldikten sonra uyuşturucuya başladığında kendisine mahmetmek üzere olduğunun farkına varıp onu uyaran ve e, onu belki de o felaketten çekip çıkaran kişi evet, oluyor. Işte o benim ilk başta bahsettiğim sahnede onu terk ederek evet. ona o uyarıyı veriyor. Ondan evet. sonra zaten çıkış onun için o olaydan sonra başlıyor. Dönüş'ün evet. onu terk etmesiyle başlıyor. Dönüş çok anahtar bir kişilik bir aslında. Evet. Yani kurtarıcı kadın aslında. <laughs> Evet, çok şükür. <laughs> evet, filmin biraz da görsel atmosferinden bahsedersek, Davidson Queen görüntü yönetmeni aslında emektar bir görüntü yönetmeni, çok çalışmış bir sürü film var. Burada da ben çok iyi bir iş ortaya koyuyor. Karanlık ve koyu renkler. Gerçekten film karanlık ve koyu renklerle dolu. Ondan hiç vazgeçmemişler. Yani soluk da değil. Böyle bir o kasvet duygusunu hissettiriyorlar Hı -hı. gerçekçi mekanlarda. Hı -hı. Bir de karla kışı çok güzel kullanıyorlar. Yani o kış mesela kırı estetik bir unsur olarak kullanmıyorlar. Hayır. Daha çok da böyle köşede kıyıda karlar görüyoruz. <laughs> o soğukluğu, dış dünyanın soğukluğunu, evsizler yurdunun sıcaklığını <laughs> aslında o kar çok iyi anlatıyor. Ee, i̇şte Jonathan filmin dışarıda çektiklerini soğuk, çok evet. güzel bir şekilde anlatıyor. Bir de o çok güzel bir çekim var. Izgara. Sıcak hava. Evet ya. sıcak hava üfleyen ızgaradaki sahne. O sokaklara düşmesi, sokaklarda yaşamaya başlaması. Evet. Aslında evet. o çok güzel anlatıyor. Yani insanın kendisi Öz yıkım süreci bin okutan sonra seni evsiz yapıyor. Hı hı. En dibi görüyorsun ve evsizler yurduna gelebilirsin. Hı hı. Ya herkesin başına gelebilecek bir olay. Onu çok o güzel anlattım. görsel olarak da anlatıyor. Bir de bunların arkadaşıyla oturduğu bir ev var mesela. Bir garip bir sokakta, tuhaf bir sokakta. eski Gece kulübünden bozma bir ev. Evet. Mesela orası da aslında çok karanlık bir ev. yani çok. Orası da hiç böyle eve benzemeyen bir ev. Hı hı. Bize hiç ev hissi Ev değil vermiyor. zaten. Ha, evet Kulüp. tabii işte. Orayı da çok güzel anlatmışlar. Baba oraya geldiğinde de bir eve gelmiş gibi hissetmiyor zaten. Hı hı. Annesiyle yaşadığı evde bir ev gibi bir şey var. Hı hı. Babasının en sonunda taşındığı ev daha aydınlık aslında. Evet. En azından bir ev hissi veriyor. Bu ev meselesini de bence üç tane evle güzel anlatmışlar. Yani Tabii. evsizlik meselesini. Tabi. E, üç ev üzerinden iyi anlattıklarını düşünüyorum. Bence de. Yani ben e, düşünüyorum e, evsizler, evsizlik epey filmde fonda olsun, önde olsun e, gündeme gelmiştir. Ama hep başka bir mesele girmiştir işin içine. Burada çok dengeli anlatmış. O yüzden özellikle bu noktadan da biraz ele alalım. istedim. yani baba oğlu ilişkisi var ama e, yuva meselesi olarak ve insanların yalnızlığını, çaresizliğini e, ve sistemin onlara yardım etmekteki acizliğini vurgulamak için de bu evsizlik meselesi e, çok iyi gelmiş yani her insanın en temel ihtiyaçlarından biri barınaktır ve bundan yoksun bırakılmış insanlar görüyoruz Evet yani sistem onları dışarıya atmış ya mesela canatın Flynn bütün marazlarına rağmen kendisinde hatalarına rağmen sistemin dışında nasıl itildiğini görüyoruz yani en başta evi barkı işi olan bir adam ama bir hata diyelim değil mi hmm. kötü bir hata doğru içkili olarak otomobil kullanıyor yani bir suç işliyor ehliyetini ve işini kaybediyor. Ama onun, o noktadan sonra bu hatayı en azından o yaşlı bir adamın telafi edecek bir yere gelmesi lazım. Sistem ona izin bile vermiyor. Evet. Dolayısıyla sokağa düşüş sürecini görüyoruz. Bir de herkes yani orada ki çalışan insanların da hepsi benzer evsizlik süreçlerinden geçmiş insanlar. Evet. Birbirlerini anlayan insanlar yani dibi gören insanlar birbirlerini anlıyorlar ve onlar birbirleriyle dayanışıyorlar. O çok anlamlıydı. Mesela orada çalışanlar kimler? Bir ...panklar geliyorlar mesela. <laughs> evet. Eski mahkum var bir tane. Evet. Bir de inançlılar var. Dindarlar geliyorlar. Doğru. Hatta mesela onlar zengin bir aileden geliyor. O aileden geliyor. Orada dindarlık yapıyor. Ama o en çok da birbirini anlıyor. İnsanlar orada dayanışma ve yardımlaşmayı kuruyorlar birbirleriyle. Mesela Deniz çok iyi anlıyor Niki. Niki en iyi anlayan o. Çünkü onun da bir hikayesi var. Yani Erkek evet. kardeş hikayesi var. Doğru. Onun sonra Filmin ileriki bölümlerinde anlıyoruz. Evet. O da benim hoşuma gitti. Fakat bütün bunların dışında, Canan <laughs> filmin her şeyin dışında hiç kimseyi de anlamıyor aslında. Yani Dedim mi gerçekten Yok. tam bir vaka. Yani tedaviye muhtaç bir vaka aslında. Çok kendisi. çok, evet. Yani film belli ediyor. Yani onun teşhis konmamış, tedavi görmemiş bir ruh ve sinir hastalıkları hastası olduğunu gayet net ortaya koyuyor. Ee, zannediyorum e, şimdiki hayatında biraz daha ileriye gitmiştir. Ee, belki bu film sayesinde, belki oğlu sayesinde. Dönüyor çok iyi oynamış ama işte karakter. Evet, bütün çok, şeyi Bence de. Bütün o inanılmaz iyi göstermiş. Gerçekten. Yani bir de Dönüro olmasının da şeyi var. Yani Dönüre böyle kibirli e, bir karakteri çok iyi canlandırabiliyor. Büyüklük duygusunu <laughs> hani o kadar iyi yansıtıyor ki. Yani ve planları da ona göre almışlar. Yani o her göründüğünde planın tam ortasında görünüyor. Ben buradayım diyor. <laughs> Aynı evet. Jonathan Flynn'in ben buradayım demesi gibi. Hmm. E, Robert De Niro'nun da hemen her rolünde ben buradayım, ben Robert De Niro'yum, o karakter değilim demesi gibi. İkisinin çok güzel örtüşmesini yakalamışlar. Evet orada yani çocuğunu alıyor ya kucağına. Evet. Orada çocuk ağlıyor. <laughs> Bunu çok iyi düşünmüşler bence. Çocuğun ağlaması çok iyi. Gerçekten o ağlıyor. Halbuki orada tam tersi yapabilirlerdi ona. Evet. Çocukla çok iyi bir uyum kurabilirdi ama olmuyor. <laughs> Çocuk ağlıyor, çok rahatsız oluyor. Yabancı bir kucakta olduğunu anlıyor. Kendisini sevmeyen ve anlamayan birisinin kucağında olduğunu anlıyor. En azından anlamayan diyelim, sevmeyen demeyelim. Evet. Ve o da sürekli "Gördün mü? Bak." diyor. Tutmayı biliyorum diyor. Ve oradan da şeyi hatırlatmaya çalışıyor. Yani en azından bebekken seni tuttum ben. Evet. <laughs> Doğru. Bebekken seni tuttum demek istiyor. Orada bir bakışmaları var. Yani en azından bebekken seni sevdim demek istiyor orada. Evet. Onu böyle bir hissediyorlar. O sahne hoştu. Bence de. Yani her şey olur Canasının filmden ama Tonton Dede olmaz. <laughs> Film en azından o konuda bize yalan söylemiyor. <laughs> evet, doğru bir şekilde söylüyor onu. Evet. Ee, Vers varsa vaktimiz müziklerden de bahsedebiliriz. Ben de tam onu diyecektim. Son 1-2 dakikamızı e, Badly Drowned Boy'a e, şey e, evet, ayıralım. Evet bir soundtrack gibi değil. Şarkılar yazmış bence evet. çok güzel. Çok... Yani o senin dediğin o duygu meselesinin duygu sömürüsüne girmiyor hiç. O şarkılar çok hoş bir şekilde. Filmde böyle bağımsız bir dil gibiler resmen yani. Müzik evet. bağımsız bir ifade aracı gibi. Duyguları yük yükseltmek için değil kendi başına ifade etmek için var. O çok hoşuma gitti benim. Benim de çok hoşuma gitti. Ben hatta hani filmden önce Bad The Boy'un farkında da değildim. Ama gerçekten hani bulup albümü dinlenecek kadar iyi müzik yapan biri. Çok çok takdir ettim. Evet ben de öyle düşünüyorum. Evet zannediyorum filmi birçok yönüyle ele alabildik. O zaman izleyicilerimize veda etme zamanı. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.